Tüm bu hem zorlu olabilecek hem çok keyifli ve kıymetli olabilecek süreçler diyelim ilerledi ve çocuğumuz sağlıkla ailesinin yanında büyüdü, reşit oldu diyelim. Çocuk reşit olduğunda peki Neşe Hanım, süreç nasıl ilerliyor? Tamamen sistem dışı kalıyor mu reşit olduğunda yoksa çocukla bağ sürebiliyor mu? Şöyle aslında hemen hemen bütün koruyucu ailelerde çocuklar kalmaya devam ediyor. Süreç bitiyor. Evet, kurumla bağı kesiliyor. Çocuk kendi özel hayatına yani başlıyor artık işte bir iş sahibi oluyor. İşte kurumun sağladığı imkanlarla veya kendi tercihleriyle başka bir okul okuyup daha farklı alanlarda da çalışabilir. Yani genellikle çocuklarımız son dönemde koruyucu aile yanında olanlar okumaya devam ediyorlar ve de çok güzel sonuçlar alınıyor. Kurum bakımdakiler biraz maalesef üniversite okumakta veya hatta lise okumakta zorlanıyor. Yani sonuçta bir çocuk için ailesi neyse koruyucu aileler için de aynı şekilde ilerliyor. Ancak işte hani evlenmekle veya çocuk kendisi tek başına başka bir şehre gidip yaşayacaksa o şekilde ayrılıyor koruyucu ailesinden. Onun dışında bir şeyimiz yok. Ha çok nadiren de olsa tabii şey de olabiliyor işte ben artık 18 yaşıma geldim ben işte kendi evimde yaşayacağım deyip hani biraz da şey yaparak biraz böyle ergen tutumlarla ailesinden uzaklaşan çocuklar gibi ayrılanlar da olabiliyor. Çok nadir ama onlar.